İçme suyu bahanemiz yok. Yani bir yerde içme suyu yoksa bu en önemli çözülmesi gereken hususlardan biri. Bir yere gidemiyorsanız, yol yoksa bu da önemli sorun. İki sorun çok öncelikli. Şimdi Sayın Bakanımız da her bir ilçemize müjdeler verdi. Göksun, Pazarcık, Çağlayancı, Andırın da birer millet konağı. Bir kısmında millet konağı var. Önünde bahçesi yok. Millet bahçesi ya da geniş bir yeşil alanı yok. Olmayanlara millet konağıyla beraber makul bir millet bahçesi. Olanlarda da millet konağının etrafına makul bir yeşil alan ve dinlenme alanı yapıyoruz. Birer milyon hibe, birer milyon kredi olmak üzere Sayın Bakanlığımızın desteği var. Biz de bunların projelerine başladık ve bunları yapıyoruz. Bunların bir kısmına belediyelerimiz doğrudan kendilere destek verildi. Bir kısmı bizim üzerimize destek verildi. Belediyelerimiz doğrudan verilen o belediyelerimiz bize üzerimizden verilen biz o belediyelerimizle ortak yapıp bunları inşallah hemen önümüzdeki yıl faaliyete geçireceğiz. Ekinözümüzün önemli bir potansiyeli var. Biliyorsun içmeler var. Evet. O ilçemiz için önemli bir potansiyel. Burada bu içmecelerin daha fazla katma değer kazandırmak, daha fazla buraya ziyaretçi çekmek için Doğaka Kalkınma Ajansımızla birlikte, işbirliğinde 1 milyon TL'lik bir proje var. Ortak yürütüyoruz. Buna belediyemiz, Büyükşehir Belediye'mizin katkısı, Doğaka Ajansımız katkısıyla konaklama imkanı da olan, bu sudan sade içme değil, banyo vesaire diğer tedavi imkanı yararlanacak bir mekan oluşturuyoruz. Bu devam ediyor, bu proje. İnşallah bu da önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Ayrıca burada aşağı içmelerde 1 milyon hibe, 1 milyon kredi bakanlığımızın desteğiyle biz turizm konaklama tesisi yapacağız. Çünkü oradaki şey şu, belediye başkanımızı, oradaki hemşehrilerimiz şundan şikayet ediyor. İnsanlar buraya gelip suyu içip gidiyor, konaklamıyor. Mesela bir gün konaklaması oraya bir ekonomik değer kazandıracak. Ha. İki gün konaklaması daha fazla. Biz orada bu konaklama imkanını sunduğumuzda o ilçemize bir değer katmış olacak. Elbistan ilçemize tabii tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve oradaki Ceyhaner'in güzergahı ile ilgili ufak bir tadilat da var. Elbistan Belediye'mize bizzat 3 milyon hibe, 3 milyon kredi desteği Çevre Bakanımız söz verdi. Ayrıca Kara Elbistan, biliyorsunuz, hastanenin olduğu yerde, buranın kentsel dönüşümü için Elbistan Belediye'mize bir rezerv alan tahsis ediyor. Belediyemiz kendi imkanları buna dönüşüm yapacak. Ayrıca Elbistan Pınarbaşı regresyon alanında özel çevre koruma alanını alacak. Buranın da koruması sağlanacak. Avşin Belediye'mize 15 milyon kredi desteği sağlanıyor bakanlıktan. Onun da İşhan'ın, belediye İşhan'ın kentsel dönüşüm projesi var. Buna da bu destek sağlanmış olacak. Yine bu Elbistan kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi Avrupa Birliği projesi yarı hibe, yarı destekli. 150 milyonluk bir proje. Bu da önümüzdeki Mayıs ayında başlayıp devam ediyor. Yine kuzey ilçeleri dediğimiz Elbistan, Avşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun'u kapsayan katı atık bertaraf tesisi var. Bu da 100 milyonluk bir proje. FİRİT dediğimiz bir fon var. FİRİT Avrupa Birliği'nin bu mülteciler göç için verdiği bir fon. Tamamı hibe olarak da bu da süreç başlayacak. Bunu da inşallah oraya kazandırmış olacağız. 100